Selamun aleyküm değerli İstiklal TV izleyicileri. Bir hafta sonu manşet haberler programımıza daha hoş geldiniz. Bugün 30 e, Temmuz ayın sonu. E, geçtiğimiz hafta Doğu Türkistan'da neler yaşandı? Öne çıkan başlıkları sizler için derledik. Tabii ki dünya gündeminde Doğu Türkistan'la ilgili neler yaşandı? onu da bir göz atacağız. Hemen bir e, manşetimize e, göz atalım. Sahnede dans gösterisi, perde arkasında ise soykırım. Değerli izleyicilerimiz. İlişku katliamı protesto edildi İstanbul'da. Çin Şadyen Ulu Camii'nin yıkımına başladı. Bu da yeni bilgi. Çinli üst düzey diplomat yeni Dışişleri Bakanı Wang Yi külliyede ağırlandı. Dışişleri Bakanı ile Cumhurbaşkanımızla görüştü. Pekin'den Hoten'e uçuş başlatıldı kıymetli izleyicilerimiz. Ve Çin Kuveytli gazetecileri kandırmaya çalıştı Doğu Türkistan'a götürerek. Çin'in 20 yıllık şer planı ifşa oldu. Geçtiğimiz hafta bu haberler vardı. Ee, tabii ki daha çok gündemimizde daha çok gündem var. Manşetlerimiz var, başlıklarımız var ama en önemli olanı, dikkat çekeni olanı sizler için derledik. Kıymetli izleyicilerimiz. İlk haberimizle bir başlayalım. Sahnede dans gösterisi, perde arkasında soykırım. Kıymetli izleyicilerimiz malumunuz biz yıllardır söylüyoruz Doğu Türkistan'da soykırım var. Sistematik bir şekilde devam eden keder var, acı var. İnsanlarımız katlediliyor. Ancak Çin bunu çeşitli dans gösterileriyle veya haber içeriğinde birazdan göreceğimiz farklı diplomatları uluslararası topluma kandırmaya yönelik yoğun propaganda çalışmalarıyla gizlemeye çalışıyor. Bakın ee, uluslararası 6. çok özür dilerim. 6. Çin uluslararası Xinjiang Ulusal Dans Festivali'nden görüntüler izliyorsunuz kıymetli izleyicilerimiz. Çin rejiminin dünya ülkeleri arasında bozulan imajını düzeltmeye yönelik bir çalışmadır bu aslında. Çin propaganda ajansı Xinhua'da yer alan bir haberden e, aktarma yapıyorum size. Bu 6. Çin Uluslararası Şincan Ulusal Dans Festivali adı altındaki etkinlik Ürümçi'de Halk Salonu'nda e, başlatılmıştı. Etkinlik 20 Temmuz'dan 5 Ağustos'a kadar sürecek. Daha halen e, devam ediyor. Burada bakın burada önemli dikkat çeken husussa Doğu Türkistan'daki sözde Şincan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle e, yani Çin'in e, hükümetin Rejim destekli bir etkinliktir bu. Çin Merkezi İstihbarat Bürosu ve Çin sözde Şincan Halk Hükümeti, Uygur Özel Bölgesi Hükümeti diyor onu. Ortaklaşa organize edilen bir etkinlik. Bir kuşak bir yol güzergahında dans edip güzel Şincan'da buluşalım temasıyla yürütülüyor. 15 gün boyunca Doğu Türkistan ile ilgili 4 gösterinin yer alacağı bu dans festivalinde sözde renkli ipek yolu yolunda... Ortak işbirliğiyle bir arada mutlu yaşam temalı bir e, gösteriler yani dört gösteri e, düzenlenecek birlikte Şincan dansı edelim e, ismiyle bu dört tane gösteri düzenlenecek. E, burada Çin dediğimiz gibi bizim Şincan yakşı de yer diyor ve vesaire vesaire çeşitli isimlerle soykırımı gizlemeye çalışıyor. Bu haberimiz de e, bu şekilde. Ee, bir haber de oysa Doğu Türkistan'daki zulmü biliyorsunuz ee, kıymetli izleyicilerimiz zaten söylüyorduk. Evet. İlişku katliamı protesto edildi. Bu önemliydi. 28 Temmuz 2014 yılında 9 yıl önce Kaşgar'a Yerkent ilçesinde İlişku kasabası ve o kasabada bulunan 3 köy tamamen haritadan silindi. Çin rejimi o İlişko kasabasındaki olaylarda yine Ramazan bayramıydı. Ramazan bayramının ilk günüydü. Bir evde ibadet yapan Uygur Müslümanlarına baskın yaparak karşılık verince 3 köyü tamamen yok ettiler. Adeta bombaladılar. Ve onun protestosunu yaptık. 9 yıl sonra İstanbul. Tabi her yıl devam ediyor ama bu yıl bir farklıydı. Çünkü o eli kanlı... Çin e, temsilcisi en üst diplomat dediğimiz Wang Yi Türkiye'ye geldi o gün. Türkiye'ye geliyordu. Değerli izleyicilerimiz haberimizin içeriğine bakalım. <laughs> Çok özür dilerim. Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği tarafından İlişko Katliamı'nın yıl dönümü ve Çin Dışişleri Bakanlığı'nın e, bakanının Türkiye ziyareti münasebetiyle Sarıyer'de bulunan Çin'in İstanbul Konsolosluğu önünde e, protesto gösterisi düzenlendi. E, gösteride basın açıklama metni okundu. Basın açıklamasını e, Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği e, Genel Sekreteri e, Abdullah Udun Bey okudu. Ve ardından e, Doğu Türkistan Ülemalar Birliği e, Başkan Yardımcısı Mahmutcan Can Damalam Arap İslam Dünyası'na seslendi. E, ve akabinde e, Duayla bitti protesto. Ancak protestoda basın açıklamasında sizlere aktarmak istediğimiz bazı hususlar var kıymetli izleyicilerimiz. O hususlarda e, ne diyecek olursak. Türkiye'den bazı e, ricamız yani rica değil de bazı beklentilerimiz oldu ve bunu aktardık basın açıklama metninde. Çok önemliydi. Lütfen rica ediyoruz onu tekrardan yetkililerin duyması açısından. Onu zaten ayrıca da paylaştık. Çin'in Doğu Türkistan'da devam ettirdiği soykırımı durdurması yönünde taleplerin iletilmesi Çin'e. Doğu Türkistan'da toplama kamplarında tutsak bulunan Türk vatandaşlarının serbest bırakılması Türk yani çok sayıda Türk vatandaşı var Doğu Türkistan'da. Hala hapiste. Sebebi Türkiye'de bulunmak yani Türk vatandaşı zaten kendisi ee, ve Türkiye'deki aileleriyle kavuşmasının talep ediliyor. Ondan sonra Doğu Türkistan'da daha çok Türk Cumhuriyeti kurumları, konsolosluk, diplomatik organlarının bulunması, Doğu Türkistan'ın ticaretten e, kurt, e, kurtul, tecritten, Doğu Türkistan'ın kurtulmasının e, yönelik önlemlerin alınması, Doğu Türkistan'a iş yapan seyahat eden Türk vatandaşlarının durumunun korunması ve bilgilendirilmesi için Kaşgar ve Ürümçi şehirlerinde Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarının açılması akabinde Doğu Türkistan e, e, bahsetmiştik evet. E, Mahmut Can Damalam Arap İslam dünyasına e, seslendi basın açıklamasının sonuna. E, basın açıklaması bu şekilde devam etti. Tam o günde Çin'in e, söylediğimiz gibi Dışişleri Bakanı yeni atanan o gün atandı. Er, bir gün öncesinden atandı. Ee, hani Çin Gang dediğimiz Çin'in Dışişleri Bakanı ortalıkta yok bir aydır. Onun yerine alay acıla Çin rejimi, Çin hükümeti e, Dışişleri Bakanı olarak Wang Yi eski Dışişleri Bakanı şu anki Çin Merkezi Komitesi e, Dışişleri Komitesi e, direktörü e, Wang Yi'yi yi atadı. kıymetli Ve e, bu 26 Temmuz günü Türkiye'ye ziyaret için gelmişti. Hakan Fidan'la görüştü Sayın Dışişleri Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız da eee külliyede ağırladı. Birazdan detaylarına bakacağız. Protesto bu şekilde devam etti. Tabii ki sadece İstanbul'da değil, dünyanın farklı ülkelerinde ilişki katliamı protesto edildi. Bunu da aktarmış bulunalım kıymetli izleyicilerimiz. Evet. Bir cami yıkım haberiyle daha karşı karşıyayız. Gün ee, hiç geçmiyor ki Çin İslam e, düşmanlığını, e, hani İslam düşmanlığı haberini almayalım. Çin'den bir e, caminin yıkıldığı haberi almayalım. Ama ne yazık ki Çin İslam üfobiğini öyle bir noktaya getirmiş ki Müslümanlar sessiz. Kimse tepki göstermiyor. Cesareti buradan alıyor Çin. Çünkü karşısında duracak Müslüman yok. Bütün İslam dünyasına para dağıtmış Çin ticaret yap, yapacağız deyip kandırmaya çalışmış. Herkesin parayı alan emir alır şeklinde. Eee biliyorsunuz zaten durumu. Bakın. uğruna 1600, yani yüzlerce kişi şehit olmuş bir camiden bahsediyoruz. Yapımı 1900 e, çok özür dilerim. Yapımı e, bu caminin yapımı 1684 yılında tamamlanmış olan bir camiden bahsediyoruz. Huy Müslümanlarına ait. Adeta Huy Müslümanların, Tongan Müslümanlarının metkesi olarak adlandırılıyor. Öyle biliniyor Tunganlar arasında. Bakın cami Müslümanlara yapılan bir baskıdan, e, baslamın, baskının tezahürü bu. Önce Doğu Türkistan'da yapıldı bu zulüm. Sonradan tungallara geldi sıra şu an. Daha önceden tungalların lokantalarında, restoranlarında halal etiketi vardı. Bismillahirrahmanirrahim yazan, halal yazan. Onu da sansürlemişti için. Hani Arapça yabancı kültürün silmesi e, bahanesiyle onu kaldırma, kaldırmaya çalışmıştı. E, şimdi bakın bu o caminin maketi. Görüyor musunuz? Bir Çin tapanağı değil mi bu? Bunun neresin cami? Mesela diyelim siz gitseniz cami ararsanız buna cami diye girer misiniz? Namaz kılar mısınız? Bu bir tapınak değil mi? Çin'in istediği bu. Doğu Türkistan'da bunu yapmaya çalıştı. Çin'in iç kesimlerinde zaten şu an bunu yapıyor. O kubbeler, minareler yıkıyor, yıkılıyor. Şimdi Yunnan eyaleti Şadiyen şehrindeki Ulu Cami diye biliniyor. İslam dinini Çinlileştirme siyaseti. Çin'in İslam dinini e, sosyalist topluma uyarlama politikası kapsamında bu zulmü gerçekleştiriyor. gerçekleştiriyor. Çin e, Merkezi İtalya'da bulunan Bitter Winter haber sitesinden alıyoruz haberi. 22 Temmuz yayınladığı görüntüler bunlar. Çok önemliydi. Yani bölgeden bilgi alamadığımız bir dönemde böyle bir haberin ortaya çıkması ayrıca bir e, şaşılacak bir durum. Halen Çin 21. yüzyılda camileri yıkıyor, yok ediyor. İslam dünyasından ses yok. Çıt çıkmıyor. Bakın. Cami bakın. Weibo e, uygulamasında Çin'in sosyal medya uygulaması Weibo'nun e, yeni ulu caminin maketini yayınlamış Çin demin gösterdiğim. Şimdi caminin bir kısa e, tarihini anlatmak istiyorum. 1960'lı yıllarda başlayan kültür devremi sırasında biliyorsunuz U dönemlerde de aynı şekilde bu cami yıkı e, yani yıkmaya çalışmış e, dönemde işte Şadiyen katliamı olarak e, bilinen bir Katliam gerçekleşti burada. 300'lü çocuk olmak üzere 1600 kişi hayatını kaybetti. O dönem yani yine camiyi yıkmaya çalışmış. Tungan Müslümanlar karşı çıktığı için kanlı bir şekilde bastırmış. Görüntüler bunlar. Bitter Ünter haber sitesi paylaştı bunları. Çin Müslümanları katlettiği o görüntü bu görüntü kıymetli izleyicilerimiz. Yani Çin durmak sizin Doğu Türkistan'da. 5 yıl öncesinden başlatmış bulunduğu İslam dinini çinileştirme politikası 13. 5 yıllık plan döneminde başlatmıştı. Halen devam ediyor kıymetli izleyicilerimiz. Evet geçelim. Çinli üst düzey diplomat külliyede ağırlandı. Demin bahsetmiştik. Bir aydır yaklaşık Çin'in eski Dışişleri Bakanı Çingang dediğimiz bu şahs toplumun karşısına çıkmıyor nedense. Üç teori var ortalakta. işte diyorlar Komünist Parti'nin e, yani disiplin e, suçu işlemiş diyorlar. Yani Komünist Parti'nin kurallarına uymadığından bahsediyor. Diğeri de Hong Konglu bir spikerle yasak ilişki yaşadığı söyleniyor. Diğeri de e, ABD'ye Tayvan hakkında... Çin'in iç şeyleri hakkında bilgi sattığı söyleniyor. Bunların hepsi teori tabi. Adam nihayetinde görevden alındı ve Çinli diplomat Wang Yi atandı. Hemen ertesi gün ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptı. Hakan Fidan Beyefendi ile Dışişleri Bakanımızla görüştü. İkili ilişkilerde e, orada orada baş başa heyetler görüşmeler gerçekleştirildi. Bütün boyutları ele alındı. Bu çerçevede Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki ikili ticaret daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması da ele alındı. Ondan sonra neler yapılabilmesi konusunda karşılıklı olarak arttırılması ticaretin konuşuldu. Uygur Türklerinin son durumu da ele alındı. Bununla ilgili detayları tabii ki bilmiyoruz, ee, haberleri detay detaylıca takip ediyoruz ama e, diğer yandan bu ziyaretten sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kulliyede e, ağırladı Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi. Orada tabii ki basına kapalı gerçekleşiyor bu e, ziyaret e, yani Cumhurbaşkanlığından yapılan e, açıklamayı size e, aktarmak istiyorum kıymetli izleyicilerimiz. Cumhurbaşkanlığı ile Çin Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Wang Yi'yi e, e, kabulüne ilişkin yapılan açıklamada görüşmede hükümetler arası işbirliği komitesi, dışişleri bakanları ist, e, istişare mekanizması, konsolosluk istişareleri, e, karma e, Karma Ekonomik Komisyonu gibi iki ülke arasındaki diyalog ve istişare mekanizmalarının daha etkin kullanılması konuları üzerinde bulunduğu ifade durulduğu ifade ediliyor ve diğer birçok başlıklar var zaten merak eden arkadaşlarımız Türkistan Press haber sistemimize veya diğer yerel kanallardan. Bunu takip edebilir. Önemli olan orada Uygur Türklerinin unutulmamasıydı. Orada ele alındı. Ve o Dışişleri Bakanı e, Sayın Mevlüt Çavuşu, e, Sayın Hakan Fidan, e, Wang Yi'ye e, Uygur ile ilgili hassasiyetini tekrar tekrar dile getirdi. Böyle bir e, önemli bir dönemde Uygur Türkleri yine orada dile getirildi. Çin'e karşı hassasiyet. Evet. Pekin'den Hoten'e direkt uçuş başlatıldı kıymetli izleyicilerimiz. Bu önemli bir haberdi aslında. Neden Pekin'den Hoten'e böyle uçuşlar başlıyor? Daha önceden de zaten e, belirtmiştik aslında Çin Doğu Türkistan'da e, çok fazla böyle hava trafiğine e, özellikle de ulaşma diyelim. Hava trafiğine değil karayolundan da e, yatırım yapıyor. Demir yolunda da yatırım yapıyor. Bir yandan Doğu Türkistan'daki doğal kaynakları Çin'in iç bölümlerine veya Orta Doğu, Asya... Ee, ülkeler hani Asya ülkeleri üzerinden ee, Kazakistan, Kırgızistan bu Türkistan coğrafi ülke ülkeler üzerinden Avrupa ve Orta Doğu bölgelerine mal tedarik etmek için çok işine yarıyor Çin'in bu ulaşımdaki yatırımlar. Ayrıca da şöyle bir şey var. Çinli yerleşimcileri Doğu Türkistan'a getiriyor. Onların ulaşımda problem yaşamaması için. istediği gibi Çin'e gidip gelebilmesi için. Hani akraba ziyaret olur. Çünkü Çinler geri dönemediği an kapının kapalı olduğunu anladığı an Doğu Türkistan'a e gelmeyi bırakabilir. Çünkü Çin kalıcı olarak Doğu Türkistan'a e gelmesini istiyorlar Çinlilerin. Çok özür dilerim. China China International Airlines şirketine ait CA9661 sefer sayılı Pekin Hoten Hava e, hattının 25 Temmuz öğleden sonra Pekin Havaalanından kalktı ve Hoten'deki Kungan yani çok özür dilerim bu isim yani normalde Hoten Havalimanı olması lazım ama Çin yakın zamanda değiştirdi. Böyle bölge isimlerini değiştiriyor. Neden? Çünkü Çinliler geldi ya isimlerini söylemek zor ve bölge biyografisini değiştirdiği için gelecek nesiller o bölgenin isminin böyle yabancı bir isim gibi gelmemesi için Çinlilere. O Çinlilerin çocukları ha burası bizim topraklarmış desinler diye. Bir Çinci isim koymuşlar oraya. Zaten bölge isimlerini değiştiriyor sürekli olarak. Bakın. Direkt uçuş bu sayede eskiden 12 saat, 10, böyle 10 saat giden yola, 7 saat, 8 saat giden yola Hoten ve Pekin Hava yoluyla 5 saatte gidilebiliyor artık ee, bu şekilde. Bir diğer hususta kıymetli izleyicilerimiz ne yazık ki e, Çin rejimi şu an e, kapılarını açtı ya, propagandasını da e, sürekli olarak yoğunlaştırdı ve diyor ki yurt dışındaki e, Çin yanlısı, yıllarca aramızda saklanmış Çin yanlısı, Çin sevicisi bazı yani ee, mankurtlaşmış Uygurlar da var. İşte bunlara yapıyor teşviği. Gelin vize verelim. Pekin'den işte Hoten'e mi gideceksiniz? Ee, i̇şte Kaşgar'a mı gideceksiniz? Zaten direkt uçuş var ee, diye böyle şekilde ee, propagandasını arttırıyor. Ve ee, sanki Doğu Türkistan'da her şey güllük gülistanlık zulüm yokmuş Hani insanlar gelip istediği gibi e, turizm amaçlı olsun veya istediği gibi bu kadar güzel ulaşım vasıtaları, e, kolaylıklarını kullanarak Xinjiang gezisi yapıyorlar şeklinde e, burada güllük gülistanlık göstermeye yönelik bir çabaydı bu. Bunu da aktarmış bulunanlar. Evet, bakın yine bir kandırma, yine bir kur, kurgu, kurgu. Bu kuvvetli gazeteciler, kıymetli izleyicilerimiz... Çin son birkaç haftadır takip eden dostlarımız, aziz dostlarımız bizi bilirsiniz. Pakistan'dan götürdü, Türkiye'den götürdü. Bu da Kuveyt'ten gitmiş. Daha önceden Japonya'dan giden oldu. Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan giden oldu. Hepsini gezdirdiği yer aynı. Ya bir insan çıkıp demiyor bunu Pakistanlı gezmiş, bunu Kırgızistan'ı gezmiş bana başka bir farklı bir şey gösterin demiyor kimse gidip aynı yere geziyor aynı insanlarla görüşüyor aynı biz de haberlere aynı yapıyoruz yani maalesef görüştüğü kişi Abdurakir Tömür Niyaz Çin propaganda e, İslam sözde İslam Enstitüsünün bir e, komünist imamı karşısına gelen kuvvetli gazetecilere Doğu Türkistan'da dini e, işte Dini özgürlüklerden bahsediyor, İnsanları götürüp komplekslerde gezdiriyor. Aslında bunun perde arkasında ne ben size anlatayım? Uygur Türklerini bu komplekslerde yapay sanayicik şehirciklere yerleştirmiş köle olarak çalıştırıyor. Ama ön planda bu insanların gezmiş olduğu bu yer gösteriliyor, kurgu olarak. Arka planda Uygur Türkleri köle olarak çalıştırılıyor. Kıymetli izleyicilerimiz bu durduğu bulunduğu yerde. Ürümçi'deki terörle mücadele müzesi. Orada işte bilmem 50 yıl önce 60 yıl önce mücahit Uygur Türklerinin o zulme dayanamamış, Çin'e direnmiş, Çin'e karşı çıkmış olan Uygur Türklerinin Uygur Türklerinden işte elde ettiği böyle demir, böyle çubuklar yani silah bomba bomba onlar olsa tamam da yani demir parçaları, onlar almış terör malzemeleri, kitaplar, seccadeler onları gösteriyor. Dini kitapları yani e, şeyleri gösterip Kuveytli e, bu gazetecileri Doğu Türkistan'da zulüm yok, burada her şey güzeldir, Uygurlar mutludur, e, algısı yaratmaya çalışıyor. İnsanlar ne yapacak? Kuvvetli bu insanlar ne yapacak? Gidip Çin propagandasına alet olacak ve e, kendi kanallarında e, çevre çevrelerine sosyal medyada vay efendim Şincan öyle güzelmiş, böyle kalkınmış, Çin onu yapmış, Çin bunu yapmış. Propaganda yapacak, başka bir şey yok. Yani neden bu aslında bir soykırımın tam ifadesidir aslında biliyor musunuz? Türkiye'den neden bir ziyaretçi getirip göstermiyor burayı? Veya başka bir ülke veya dünyanın herhangi bir ülkesi neden farklı ülkelerden ziyaretçi getirip göstermiyor? Yani çünkü orada gizlenecek bir şey var. Farklı algı e, yaratmaya çalıştığı için bir şeyler sakladığı için sürekli ziyaretçi davet edip gösterme ihtiyacı hissediyor Çin. Bunu da söylemiş bulunalım evet. Bir sonraki haberimize bakacak olursak 20 yıllık şer planı ifşa oldu değerli izleyicilerimiz. Çin bunu kendisi ifşa etti. Çin'e göre güzel bir şey olabilir. Bakın şu fotoğrafa. Şu, şu fotoğrafa iyice bir bakın kıymetli izleyicilerimiz. Buradaki hepsi Çinliler, gençler değil mi? Üniversite öğrencileri belli ki. Bunlar neden böyle durmuş? Elinde hepsinin çok güzel böyle renkli renkli pankartlar. Bunları Doğu Türkistan'a Kalıcı olarak yerleştirmeye yönelik Çin'in siyaseti ta 20 yıl öncesi başlatılmış bir siyasetten bahsediyoruz ve şu an e, son statistik veriler açıklandı. Kıymetli Tabii ki bu veriler yalan, sahte, doğru değil. Çin az gösteriyor. Yani şu kadar insanı yerleştirdik diyor ama milyonlarca Çinlinin Doğu Türkistan'da yerleşmiş olduğunu biliyoruz. Doğu Türkistanlılar olarak. Çünkü milyonlarca Uygur Türk'ü toplama kamplarına kapatıldı, silindi, yok edildi. Ta baktığımızda bakın bundan daha yıllar yıllar evvel öncesinde 1953 nüfus sayımına göre Çinlilerin Doğu Türkistan'daki nüfusu %6. Nüfus oranı %6. Şu an geldiğimiz noktada ise kaç biliyor musunuz? %40. Belki bundan daha fazla. Çin'in vermiş olduğu rakam olduğu için bir şey söyleyemiyoruz. İnanamıyoruz da. Uygur Türklerin nüfusunu 12 milyon diyor mesela. Oysa ki 35 milyonluk Müslüman nüfus var burada mesela. Şimdi haberin detayını size aktarayım. Çok kısa bir şekilde. Çin Gençlik Gazetesi'nin 25 Temmuz tarihli haberini aktarıyorum. Çin rejimi sözde Batı projesine gönüllü olmak. Adı altında vay ismine bakın. Adı altında 20 Temmuz'dan bu yana 10 bine yakın Çinliyi Doğu Türkistan'a yerleştirdiği, yerleştirdiği haberini veriyor. Demek ki Çin'in Doğu Türkistan'ın biyografisini değiştirmeye yönelik planının doğru olduğu bu haberle doğrulanmış durumda kıymetli izleyicilerimiz. Yani Çin'in birleşik yerleştirme planı kapsamında vuku e, buluyor bu olaylar. Sözde gönüllülerin %20'si Doğu Türkistan'daki kırsal kesimlerde e, konuşlandırılıyor, şehirleştiriliyor. %80'inin ise il, ilçe ve kasabalardaki temel birimlerde şehirleştirildiğini biliyoruz. Bu kadar kadro nasıl açıldı? Soru. Soruyorum size. On binlerce ya 10 tem, sadece Temmuz ayında on bin Çinli genç gitmiş. Bu kadar boş kadro. Neden boş? Yıllarda neden çalışmadı insan burada? Kimse çalışmadı mı? Hayır. Uygur Türkleri vardı orada. Uygur kadrolara operasyon çekti. Uygurları iki yüzlü falan filan deyip onları sahneden çekti. Piyasadan temizledi yerine Çinlileri getirdi. Durum bu. Doğu Türkistan'daki durum bu. Bundan sonraki durum nasıl olacak? Gidişat böyle değerli izleyicilerimiz. Çin Doğu Türkistan'da yoğun, e, yoğun şekilde soykırım yürütüyor. E, turizm kılık kılığında, turist kılığında Çinlileri bunu bu en son haberimizdeki gibi açık veya e, böyle gizli e, kapılar ardından Çinlileri Doğu Türkistan'a yerleştiriyor. Yani yelinir, yutunur bir şey değil. Ee, Doğu Türkistan'da Çinli sayısını arttırıyor. Uygur Türklerini de toplama kamplarına veya köle işçi olarak Çin'in iç bölgelerine evlerinden, barklarından kopararak sürgüne gönderiyor. Boşalan evleri Çinlere tahsis ediyor. Sosyal medyada videolarını görmüşsünüzdür. Yani Doğu Türkistan'a kalıcı olarak yerleşmeyi kabul eden Çinlilere 40 dönüm arazi, iş, prestijli yaşam, Maaş, istediği her şey. Yolda giderken bir tane Uygur kızını görüp evleneceğim şununla derse devlet desteğiyle evlendiriyor. Çünkü o kızın ağabeyi yok, babası yok. Hepsi hapishanede. Kız da kızcağız ne yapsın? Tehdit etmiştir belli ki evlenecek Çinliyle mecbur. Doğu Türkistan'daki durum bu kıymetli zillerimiz. Evet geçtiğimiz haftaki manşetler bunlardı. Hakikaten işler acısı durum ama yani... Biz bununla ilgili mücadelemizi veriyoruz. Bakın bizim e, amacımız, e, yani Türkiye'de sizlere bunu anlatarak gidin Çin'le savaşın demiyoruz. Sosyal medyada e, insanlar böyle sorularla geliyor bizim karşımıza. Demiyoruz. Zulmü kaldırmaya yönelik, zulmü ortadan yok etmeye yönelik bir şeyler yap, yapın, yapılsın istiyoruz. Bu kadar acı, bu kadar keder, bu kadar e, niye, neden biz insan değil miyiz? Bizim yaşama hakkımız yok mu? Zalimler tarafından gasp edildi yaşama hakkımız. Hani nerede Müslümanlar? Müslümanlar kardeşti hani. Yani İslam dünyasından, Türk dünyasından bu zulme tepki gelsin istiyoruz. Güçlü bir şekilde tepki gelsin istiyoruz. Biz İstikl İstiklal TV olarak bütün gücümüzü sizden alıyoruz kıymetli izleyicilerimiz. Siz bizi takip ettiğiniz müddetçe, beğendiğiniz programlarımızı dağıttığınız, büyük kitlelere ulaştırdığınız müddetçe biz daha güçlü bir aileyiz. Çin rejimine, bütün dünyanın korktuğu o Çin'e e, kafa kafa tutabiliriz e, diyelim. Bu şekilde programımızı noktalıyoruz. İnşallah gelecek hafta yine aynı saatte sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.